Bankacılık Hizmet Ürünleri dersinin dördüncü ünitesinde bankalarda servet yönetimi, saklama hizmetleri ve yatırım fonları ünitesini ele alacağız. Bu kapsamda saklama hizmetleri ne demektir? Servet yönetimi ne demektir? Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı nasıl yapılmaktadır? Yatırım fonları ne demektir? Bunlar üzerinde kısa kısa bilgi vermeye çalışacağım. Bankaların tarihsel ve temel işlevlerinden biri de müşterilerinin para ve benzeri değerli varlıklarının, değerli finansal varlıklarının saklanmasına ve korunmasına yönelik verdiği hizmetlerdir. İlk çağlardaki sürekli savaş ortamında devletin hazinesi ve halkın birikimleri farklı yerlerde güven arayışında olmuştur. Bankacılığın oluşum ve gelişim aşamaları farklı ülkelerde farklı dinamiklere göre ortaya çıkmış olmakla birlikte nakit servetlerinin saklanması ve bunlara getiri sağlanması temel bir hizmet olarak her yerde geçerli olmuştur. Bu amaç için başlangıçta sadece mevduat hesapları kullanılmaktayken zamanla aynı işleve yönelik olarak portföy yönetim hizmetleri ve yatırım fonları gibi alternatifler de ortaya çıkmıştır. Bankacılık faaliyetleri arasında özel bir yeri olan saklama hizmetleri, saklamanın amacına göre değişen tekniklerle çeşitlenmiş bulunmaktadır. Bunların uygulamacılar açısından önemli olabilecek başlıcaları 11 başlık altında toplanabilir. Nedir bunlar? Birincisi, mevduat hesapları yoluyla paranın saklanması. İkincisi, haciz ve ihtiyari tedbir nedeniyle hesapların dondurulması. Üçüncüsü, çek karşılıklarının bloke edilmesi. Dördüncüsü, emanet kıymet saklanması. Beşincisi, kiralık kasa hizmetleri. Altıncısı, tevdi yeri saklamaları. Yedincisi, sigorta teknik karşılıkları saklaması. 8. Şirket kuruluş sermayesi saklamaları. 9. Rehin amaçlı nakit ve blokaj, mevduat blokajları. 10. Kredi güvencesi olarak rehin alınan mal ve kıymetlerin saklanması. Ve nihayet 11. Antrepo hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankaların diğer sunmuş olduğu bir hizmet servet yönetimidir. Bankacılıkta yaygın olarak özel bankacılık faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Varlık ya da gelir yönünden seçkin müşterilerin, ayrıcalıklı müşterilerin, zengin müşterilerin diyelim, tüm parasal işlemlerini topluca gerçekleştirmek, tüm finansal yatırım seçeneklerine erişmelerini sağlamak üzere yapılandırılan hizmet kompozisyonları servet yönetimi niteliğindedir. Servet yönetiminin hedef kitlesi aile şirketleri, bu şirketlerin paydaşları, kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticileri, yüksek gelir sahibi bireylerle yüksek tutarda birikim sahibi bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel uygulamalarda bankaların servet yönetimini iki farklı şekilde sunduklarını görüyoruz. Bunlardan birincisi portföyün müşterinin kendi takdirinde yönetimi, ikincisi ise portföyün banka servet yöneticisinin takdirinde yönetimi. Müşterinin kendi takdiri yönetiminde tüm kararları müşteri kendisi vermekte ve servetini yönetecek olan banka yetkilisine talimat vermektedir. Şunu al, şunu sat, bunu tut gibi talimatları kendisi vermekte ve bu talimatlar doğrultusunda banka yetkilisi işlem yapmaktadır. İkinci yöntemde ise servet sahibi bu servetlerin yönetimini belli bir sözleşme ve anlaşma çerçevesinde banka yetkilisine bırakmaktadır. Banka yetkilisi günün ekonomik koşullarını ve yatırım araçlarının getiri potansiyellerini göz önüne alarak kararı kendisi vermekte ve müşterisi lehine müşterinin servetini artırmaya yönelik bir takım faaliyetler içerisinde bulunmaktadır. Bankaların diğer bir hizmeti portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleridir.
Aslında portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri bir sermaye piyasası işlemidir ve sermaye piyasası kanununda düzenlenmiş ve aynı zamanda bu hizmetlerin sermaye piyasası kurumları tarafından yerine getirilmesi gerektiği kanunda yazılmıştır. Buna rağmen bankalar, gerek mevduat bankaları, gerek katılım bankaları, gerek kalkınma ve yatırım bankaları müşterilerine bu yatırım danışmanlığı ve portföy işletmeciliği konusunda bir nevi yardımcı olmaktadır. Çünkü bankaların asli görevlerinden birisi değildir. Daha doğrusu sermaye piyasası kapsamında bir görevidir. Burada da bankalar bu işlemlerin tamamını yerine getirememekte sermaye piyasası kurumu olan aracı kurumlardan da bu faaliyetleri yerine getirirken yararlanmaktadır. Ticari bankaların müşterilerine verdiği çeşitli finansal yatırım hizmetlerine önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır portföy yönetimi. Ticari bankalar kendileri için ya da müşterileri adına doğrudan Borsa İstanbul'da işlem yapamazlar. Biraz önce söylediğim nedenden dolayı. Bu nedenle portföy yönetimine yetkili kurumlar aracılığıyla bu işlemleri yürütmeleri gerekmektedir. Portföy yönetimi sadece portföy yönetim şirketleri ile yetki belgesi almak koşuluyla borsa aracı kurumları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve yatırım bankaları tarafından yapılabilmektedir. Portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunacak olan kurumlar, objektif iyi niyet kurallarına göre hareket etmek, müşterilerinin çıkarlarını korumak, yatırım kararlarını gerekçe ya da belgelere dayandırmak, portföye ilişkin risk getiri tercihleri gibi detayları içeren sözleşme düzenleyerek belirlemek ve belgelemek zorundadırlar. Yatırım danışmanlığı genel olarak birikim sahiplerine ve portföy yöneticilerine yatırım önerilerinde bulunulmasıdır. Yatırım danışmanı bir mal varlığı yatırımının planlanmasında ve mal varlığını oluşturan değerlerin yeniden biçimlendirilmesinde yönlendirici olmaktadır. SPK'da yatırım danışmanlığı, yani sermaye piyasası kanununda yatırım danışmanlığı yalnızca sermaye piyasası faaliyetleri arasında sayılmış olup net bir tanımı yapılmamıştır. Yatırım fonları da son yıllarda ülkemizde önem kazanan bir yatırım aracı olmuştur. Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanacak para ya da diğer varlıklarla tasarruf sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esasına göre sermaye piyasası kurulunca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğüyle kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Yani yatırım fonları portföy yönetim şirketleri tarafından kurulmakta ve tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bu fonların yatırım yapmış oldukları finansal araçlarda merkezi kayıt kuruluşlarında saklanmaktadır. Bankalar müşterilerine yatırım fonu sunarak hem müşterileri açısından bir itibar kazanmakta, hem hizmet çeşitliliğini artırmakta, hem de banka müşterilerinin bir gelir elde etmesine aracı olmaktadırlar. Aynı zamanda yatırım fonu müşterilerine bankanın sunmuş olduğu diğer hizmetleri de kullanmalarını sağlayarak bir nevi çapraz satış işlemi gerçekleştirerek bankanın gelir ve kazancını artırmaya çalışmaktadırlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de bankalarda servet yönetimi, saklama hizmetleri ve yatırım fonlarından bahsettik. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler.